fazla dolması isteyen var mı? Anneciğim yeter, öldürecek misin bizi? Aa, doyduk demeyin kızarım vallahi, daha iç pilav var. Hmm, iç pilav da Fahriye'nin marifeti. Ben biraz iç pilav alırım. Sen? Ben bakayım. Tamam. Avukat bey gelmiş. Buyurun. İyi akşamlar. Oo. Mehmet. İyi akşamlar, hoş geldin. Nasılsın? İyiyim, sağ ol. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Hoş geldin Mehmet. Şuradan bir sandalye getirseniz ya. Tamam. Gel otur. Ver. Merhaba. Hoş geldiniz. Sağ olun. Geçmiş olsun diyelim artık ha. Hepinizin gözü aydın. Sağ ol evladım. Bilgi alabildin mi? Ne bilgisi? Ne var yine? Yok bir şey anacığım. Parayı kim yatırmış merak ediyorum. Mehmet araştırıyordu da. Para büyük bir şirketin muhasebesinden yatmış. Şirket demek yanlış. Bir şirketler grubu aslında. Ve sahibi Kemal Sadıkoğlu diye birisi. Hmm. Ne oldu tanıyor musun? Aynı koğuşta yattık da. Aynı koğuşta yattınız diye mi verdi bu kadar parayı? Mesele başka. Galiba bana borçlu olduğunu düşünüyor. Metal eşyalarınızı koyun efendim. Buyurun efendim. Sağ ol. İyi günler. Kimi görmek istemiştiniz? Kemal Sadıkoğlu ile görüşecektim. Randevunuz var mı? Hayır. Siz haber verin. Müsait değilse sonra gelirim. Gülçin Hanım, Kemal Bey'in bir ziyaretçisi var ama randevusu yok. Hoş geldiniz. İsminiz neydi? Beyefendi isminiz? Yılmaz Akın. Yılmaz Akın. Öyle mi? Tamam, hemen Gülçin Hanım. Buradan buyurun, Kemal Bey bekliyor efendim. Sağ ol. Kemal Bey'in ofisi 6. katta. Ayrılık ya. Yürüyün. Nasılsın abi? İyiyim, fena değil. Netice? Depoya silahları kimin soktuğunu buldunuz mu? Daha bulamadık abi. Köstebeği bulmadan gözüme gözükme demedim mi ben sana? Dedin de abi. Aslında nasıl söylesem ki? Lafı ağzında geveleme, ne söyleyeceksen söyle. Sedat'tan kuşkulanıyorum. Sedat mı? Sedat yapmaz öyle şey. Son zamanlarda çok fazla para harcıyor abi. Bir de birkaç defa gizli gizli telefonda konuşurken gördüm. Olabilir mi diyorsun? Bir şey bulana kadar takip edin. Kimlerle görüşüyor, nerelere gidiyor bir bakın. Ama sakın ola ki onu şüphelendirmeyin. Ales, senin dikkatsizliğin yüzünden hapse girdim. Bu işi sen çözeceksin. Beni hapishanede bununla öldürmek istediler. Sustalı Kemal'i sustalıyla öldürmek. İyi fikir. Allah saklasın abi. Belli ki özel yapılmış. Araştır bakalım. Nerede yapılmış? Kim yapmış? Bir de bu Haluk kimmiş öğren. Yılmaz Bey geldi efendim. Ne bekletiyorsun? Al içeri. Peki efendim. Dışarı. Geçmiş olsun. Sağ ol abi. Sayende vallahi. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Mahcup ettin abi. Niye mahcup oluyorsun? Az bile yaptım. Bu sana olan borcumun karşılığı filan değil. Daha seninle işimiz var. Böyle şeyler bana göre değil Kemal abi. Kendimi borçlu hissederim. Vallahi biraz zor durumda bıraktın beni. Yılmaz, bu konuyu kapatalım artık. Benim kafamın tasını attırma. Yok diyorsam yoktur. Tamam abi, şimdilik kapatıyorum. Ama benim de tersim pistir, söyleyeyim. Biliyorum. Ama bana sökmez. Kemal abi, sen nasıl birisin ya? Burası nasıl bir yer? Vallahi bizim hapishaneye bile daha kolay giriliyor. Anlatırım. Ama akşam yemeğinde. Çok uzun konuşmamız lazım. Dedim ya,
Seninle daha işim bitmedi. Anlayacağın benimle çalışmanı istiyor. İyi de ne yapacağım abi? Ben bir tek nakliye işinden anlarım. Hapse girmeden önce gümrükte çalışıyordum. Bizim işlerin arasında nakliye de var ama bunların bir önemi yok. Kendinin farkında değilsin. Benim gördüğümü göremiyorsun. Ne görüyorsun abi Allah aşkına? Bana da söylesene. Kafan çalışıyor. Bunu fazla önemsemiyorsun ama o başka. Borsa işinde yeteneklisin. Sayende ne kadar çok para kazandık unuttun mu? Kaybedebilirdik de. Ama kazandık. Yılmaz, ben yalnız bir adamım. Hayatta hiç kimseye güvenmem. Böyle istediğimden değil. Güvenebileceğim birisi olmadığından. Ama sen farklısın. Parayla derdi olmayan, kendi üstünde patron tanımayan, müdanasız birisin. Seni kazanmak kolay değil. Nereden tutulursun bilinmez. Doğru ama bunlar başıma hep dert açtı hayatta. Anneme sor da anlatsın. Bu nedenle de güvenebileceğim tek kişisin. Seni bir şeyle yakalayabilirdim. Dostlukla. Ve bilesin, bu dostluğu kaybetmeye asla niyetim yok. Şimdi odanı hazırlattım bile. Yarın sabah başlıyorsun. En önemli işimiz nakliye. Sonra oteller, reklam ajansı, turizm şirketi de var. Başka ufak tefek şirketler de var ama onlar önemli değil. Şansın döndü desene Yılmaz. Çıkar çıkmaz işle buldun abi. Vallahi iyisin. Vallahi ne yapacağımı anladıysam ara bulayım. Adamın bir bildiği vardır canım herhalde. Olmaz mı? Kaçın kurası o. Ben onu alemin yıldızı olduğu zamanları bilirim. Az hikayesini dinlemedik. Ulan Yılmaz, başını belaya sokmayasın. O eskide kaldı oğlum. Adam koskoca bir iş yerinin sahibi artık. Olsun. Sen yine de dikkatli ol da. Tamam oğlum, merak etme. Hem belki seni de yanıma alırım, belli mi olur? Oğlum önce sen kendi paçanı kurtar da. Adama bak ya.